anlaşılmış olduğunu umuyorum. Efendim, bir diğer başlığımız bu kısımla ilgili diyelektriklerden bahsetmiştik. Tam bitirmemiştik hatırladığım kadarıyla üniteyi diye hatırlıyorum. Bilmiyorum, geçmiş gün bayağı da bir iş üzerinden şey de geçti biliyorsunuz. Hem onun tekrarı olsun hem de eksik bir şey varsa tamamlayalım şeklinde düşünmüştüm bu kısmı. Üçüncü bir alt başlığımız vardı bu kısımda, diyelektrikler. Diyelektriklerle ilgili bir örnek, şu anda gelen örneğimiz şöyle ki, plakaların her birinin alanı 5 cm kare olan paralel plakalı bir kondansatöre, kondansatörün bozulmadan çalışabileceği maksimum yük depolanmak istenmektedir. Yani şu demek, yani pili şarj ediyorsunuz düşünün, batarya şarj ediyorsunuz. Abartılı bir potansiyel farkı altında, onun sınırlarını zorlayacak bir potansiyel farkı altında ve zorlayarak depolamak isterseniz yükü, ne yaparsınız? Kızık yaygın tabirle patlatırsınız. Yani ne yapar? Batarya bozulur. Patlar, bozulur. İşe yaramaz hale gelir. Bunun olmaması için diyor, yani sağlıklı çalışma sınırlarını zorlamadan yük depolamak istemektedir. Ne diyor? A şıkkında, kondansatörün plakalar arasında hava varken depolanabilecek maksimum yük miktarını bulunur. Bunun için maksimum kavramı burada önemli arkadaşlar. Bu maksimum kavramı diyelektrikler açısından şöyle bir ekstra bilgiyi gerektiriyor. O da parantez içerisinde ifade ettiğimiz bu bilgi. Bunu bütün kaynaklarda, tablolarda, farklı kaynaklarda bulabilirsiniz. Farklı tür diyelektrikler için bulabilirsiniz. Şöyle ki, hava için diyelektrik sabiti 1'dir ve hava ortamında oluşturabilecek en büyük elektrik alanı 3×10^6 volt bölü metredir. Bu şu demektir, eğer daha büyük bir elektrik alanı hava ortamında oluşturmaya kalkarsanız deşarj olur. Yani oradaki iletişimin, efendim oradaki yapılmak istenenin sağlıklı yürütülebildiği şartlar bozulmuş olur, öyle söyleyelim. Yani kısa devre oluşur, öyle söyleyelim. Bunu sağlayabilecek sınır değer olarak maksimum elektrik alanı bilgisi burada bize verilmiş oluyor. Bunu çözüm için kullanacağız. Diğer taraftan B şıkkında da şöyle diyor. Plakalar arasında polistiren bir malzeme konulduğunda yine aynı yükle ilgili bilgiyi istiyor bizden. Yük miktarını bulunuz diyor. Polistiren içinde diyelektrik sabitinin 2.56 ve en büyük elektrik alanının, oluşabilecek elektrik alanının değerinde 24×10^6 volt bölü metre olarak bize verildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu ikisi için, soruları çözmek için bu iki bilgiyi her birinde tam geliyor. İlk olarak bir kondansatörde depolanabilecek maksimum yük miktarı dediğimiz zaman Q eşittir C çarpı delta V. Delta V'ye maksimum. Yani uygulayabileceğiniz en büyük potansiyel farka bağlı olarak bunu yapabilirsiniz. Potansiyel farkının en büyük sınır olduğu bir durumda kondansatörün paralel plakalı, kondansatörün plakalı arasındaki mesafe sabit olacağına göre o zaman maksimum elektrik alanı sınırlarında bunu yapmanız lazım. Az önce verilen ekstra bilgileri burada göz önüne almamız gerekir. Efendim, diyelektrik kullanıldığı zaman bir kondansatörün sahasının C eşittir diyelektrik sabiti çarpı epsilon 0 bölü A bölü D paralel plakalı kondansatör için olduğunu söylemiştik. Bunları toparlayıp bir arada değerlendirirsek, kullanırsak bir kondansatörde depolanması mümkün olan maksimum yük miktarı dediğimiz zaman Q maksimum eşittir diyelektrik sabiti çarpı epsilon 0 çarpı plaka yüzey büyüklüğü çarpı kullanılan diyelektrik ortamı için mümkün olan en büyük elektrik alanı değer olmak üzere bu bilgiler kullanmamız lazım. Bunu kullanarak sorunun cevabına ulaşabiliriz. A şıkkında hava varken dediğine göre hemen şunu yapıyoruz. Efendim, diyelektrik sabiti 1, epsilon 0'ın değeri biliniyor. Efendim, yüzey büyüklüğüne dair bilgi verilmişti ve hava ortamı için maksimum elektrik alanı 3×10^6 olarak verildi. Sonuç 13.3 nanokulomb'luk bir yük depolanabileceğini bize söylüyor. Kondansatör özelliğini kaybetmeden, yani sağlıklı çalışma sınırları dahilinde kalmak üzere. Efendim, benzer şekilde polistiren bir malzeme kullanılarak, diyelektrik kullanılarak aynı kondansatörde yük depolanmak istenirse bu durumda da
elektrik alanı maksimum değeri az önce polistiren için 24 çarpı üzeri 6 olarak verilmişti. Dielektrik sabiti 2.56 olarak verilmişti ve sonuç yük miktarının 272 nanokulomb olduğunu görüyoruz. Yani 13.3 hava için polistiren için 272, yani neredeyse 20 katına yakın bir yük depolama imkanının olabileceğini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla derslerde de bunu konuşmuştuk, öyle hatırlıyorum. Dielektrik malzeme yük depolama aygıtları için olmazsa olmaz diyebileceğimiz en önemli, en etkili karakteristik belirleyici olan, yani onun özelliklerini belirleyen uygulama olduğunu söylemiştik. Burada da onu görmüş olduk. Efendim, bir başka örnek. Plakalar arasındaki mesafe 1.5 mm olan paralel plakalı bir kondansatör ya da kapasitör için plakalar arasında hava varken kondansatörün sahası 5 pikofaradmış. Efendim, plakalar arasındaki bölgeye elektrik alanı 3 çarpı 10 4 volt bölü metre iyi aşmayacak durum için her bir plakaya yüklenebilecek yük miktarı nedir? Yani bu elektrik alan sınırlarında kalmak kaydıyla ne kadar yükleme yapabilir sorusu, öyle söyleyelim. Diğer B şıkkında ise kondansatörün plakalar arasına 2.4 dielektrik sabiti 2.4 olan bir malzeme yerleştirilirse yine elektrik alanı 3 çarpı 10 üzeri 4 volt bölü metreyi aşmayacak durum için yük miktarı ne olmalıdır şeklinde bir soru. Bir öncekine çok benzer diyebiliriz. Bir kondansatörde depolanabilecek maksimum yük miktarı C0 ya da az önceki yaptığımız şekilde, orada da çok pardon, C için D nedir tanımını yazmıştık. Dolayısıyla D'ler gitmişti. Burada ise daha pratik kullanılabilecek olduğu için bu şekilde yazıyoruz. Yazdık diyelim. Efendim, bunu kullandığımızda hava varken C0 sıvası bizim için burada geçerlidir. Hava ortamı için dielektrik malzeme olarak. Bu şartlarda C0'ı sıva olarak, C0'ı kullanarak hesaplama yaparsak yük miktarının 0.225 nanokulomb olduğunu görürüz. Efendim, dielektrik malzemeyi kullandığımızda ise sıva bu sefer ne olmalıdır? Dielektrik sabiti C çarpı C0 olmalıdır. Dolayısıyla da bu sefer dielektrik sabitini de yerine yazarak hesaplarsak 0.53 nanoklomp şeklinde 0.225'e 0.530, yani 2.5 katı gibi bir 2.4 katı, zaten onu öyle olması gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla yük miktarı ne yapmış oluyor? Dielektrik malzeme ile birlikte yük miktarı artmış oluyor. Efendim, son olarak kondansatörlerde enerji ya da kondansatörün enerjisi diye ifade ederiz. Bununla ilgili de bir örnek, tek bir örnek var. Bununla ilgili çözeceğimiz çok karmaşık bir durum değil zaten. Dolayısıyla bununla tamamlayacağız arkadaşlar. Yaklaşık bir saati kullanmış oluyoruz. Öyle gözüküyor. Umarım fayda sağlıyordur. Bittiğince şunu tamamlayalım. Ondan sonra mesajlarınız vasıtasıyla geri dönüşlerinizi alacağım. Bu şöyle. Şekilde gösterilen kondansatör devresi için pardon. Sesimiz tembelleşti bu arada, ses tellerimiz. Bir ay aşkın bir zamandır belki de. Ne kadar oldu değil mi? Bir ay oldu aşağı yukarı şu anda. Sınıflarda bulunamıyoruz. Ders yapmıyoruz. Evde kalıyoruz. Evde kaldıkça da sınırlı miktarda konuşuyoruz. O yüzden dinamizmini kaybeden şeyler var ses tellerinde. Dolayısıyla faranjit sıkıntısının ortaya çıkmaya başladığını şu an hissediyorum. Neyse, devam edelim. Şekilde gösterilen kondansatör ya da kapasitör devresi için AB arasındaki potansiyel farkı 12 volttur. Bu devrede depolanan enerjiyi ve 4.8, şöyle orada silmeyi unutmuşum arkadaşlar. Aslında şey var, AB diye ayrı ifade etmişiz ama 12 volttan sonrası silmem gereken bir satır varmış, unutmuşuz. Efendim, bu devrede depolanan toplam enerji bulunuz. Bir de 4.8 mikrofaradlık kondansatörde depolanan enerji bulunuz şeklinde bir örnek. Şöyle ifade edelim. Kondansatördeki depolanan enerji dediğimiz zaman 3 tane yaklaşım var. Yani kullanabileceğimiz 3 ifade var, öyle söyleyelim. Kondansatör potansiyel fark, yük potansiyel fark ve yük
kondansatörün sahası şeklinde üçünün, üç bilginin farklı şekillerde kullanılabildiği kombinasyonlardan oluşan üç tanım söz konusu. O an hangi iki nicelik hakkında bilgimiz varsa onları kullanarak kondansatörde ya da genel olarak ya da herhangi bir kısmında depolanan enerjiyi bulabiliriz. Burada A şıkkı için devrenin tamamında depolanan enerji bizden istenildiği için eşdeğer sahayı bilmemiz gerekir öncelikle. O yüzden devrenin eşdeğer sahasını bulacağız. Devreyi görüyorsunuz. Şu an ekranımızda. Daha kontrol edeyim. Evet, gelmiş gözüküyor. Efendim, buradaki eşdeğer sahayı yine işte 6.2 ile 11.8 birbirine seri, 3.5 bunlara paralel şeklinde devam eden bir durum söz konusu. Hemen hızlıca eşdeğer sahaya ulaşıyor olursak, birinci adımdaki hesapladığımız C eşdeğer 1, 4 mikrofarad. Onunla birlikte 3.5 paralel olduğu için C eşdeğer 2, 7.5 mikrofarad ve devrenin toplam eşdeğer direnci ise, direnç kaydı, eşdeğer sahası ise efendim 3 tane seri kondansatörün bulunduğu bir duruma karşılık gelmektedir. Bunu hesapladığımızda ise C eşdeğerin, devrenin eşdeğer sahasının 2.2 mikrofarad olduğunu buluyoruz. Bunu biliyorsak eğer artık yukarıdaki bilgiye baktığımızda soruda şey verilmişti bize. AB arasında uygulanan potansiyel fark bilgisi verilmişti. O halde devrede depolanan enerji dediğimiz zaman C eşdeğer çarpı V kare bölü 2 bağıntısını kullanırsak 0.16 milijoul şeklinde bir sonuç değer elde etmiş oluruz. Efendim, diğer kısımda ise şu diyordu. 4.8 mikrofaradlık kondansatörde depolanan enerjiyi bulunuz diyordu. 4.8'de depolanan demek oradaki yük devrenin toplam yüküne karşılık gelir. Yani şöyle ifade edelim. Bunu bulmak için iki ihtimal var. Yani kullanabileceğiniz iki ihtimal var. Ya yük bilgisini kullanacaksınız ya da potansiyel bilgisini kullanacaksınız. Hangisi daha kolaysa şöyle ifade etmişiz burada. Kondansatörde depolanan enerji bulmak için ya kondansatör üzerindeki yük ya da kondansatörün uçları arasındaki potansiyel fark bilinmelidir. Mevcut durumda kondansatör üzerindeki yük devredeki toplam yüke eşit olduğu için devredeki toplam yük kullanarak buradaki depolanan enerji bilgisine ulaşılabilir. Yani C eşdeğer eşittir Q bölü VAB dersek devredeki yük miktarının 26.4 mikrokulomb olduğunu görürüz. kondansatörün sahasını da bu halde çok uzatmadan şöyle U eşittir Q kare bölü 2C bağıntısını kullanabiliriz. Bunu kullandığımızda ise 72.6 mikro joule. Az önce bulduğumuz değer neydi? 0.16 milijouldü. Yani zaten ne olmaması gerekir? Burada bulacağınız değer az önceki bulduğumuz toplam enerjinden daha küçük olmalıdır. Daha az olmalıdır. Ki burada mikro joule şey karıştırmayın. Orada milijouldü. Dolayısıyla yani çarpanlar birinde 0.6, birinde 72.6 bir an birimlerine dikkat etmezseniz sanki bir tezat varmış gibi görüntüye neden olabilir ama birimleri burada bizim için belirleyicidir. Sanırım bu kısımla birlikte bitirmiş oluyoruz. Evet.